Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel khayri ve lev asîrâ. Ve ilemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umur muhtesâtuhâ. Ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulle dalâtin finnâr. Ve bi senedil muttasil en nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal dirhem riba ye'külhü r-raculu ve huve ya'lemu eşeddu indallaha min sitteti ve selasine zine zeniyye sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt ehl-i ashab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden itiral dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzaran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şüvedin, ümniyat, tüm geçmişlerimiz ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Kâb-ı dünya günah ve neyce günahsınırın. Dinen sıradan müstakimin sıradullah sınırın. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Dirhemün riba, ribanın faizin bir dirhemi, faiz karşılıksız taraflardan birisinin karşılık olarak karşı aktı yapana fazla olarak istediği fazlalık anlamına geliyor. Riba fazlalık demek. Şart koşarak fazlalık istemek. Normal hakkından fazla. Evet. Bu riba, ribbi kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Böyle fazlalık anlamına geldiği gibi mesela 100 lira veriyorum, bir sene sonra 150'yi alırım. Şartını koşuyorsun. O da tamam diyor. Bu faiz. 50'si faiz. Bu fazlalık anlamına geldiği gibi 1000 insan topluluğuna da verilen isim. Kur'an-ı Kerim'de evet. قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّنَ كَسِيرٍ ayet cellesi var. Orada ribbi bir 1000 kişilik topluluk anlamına geliyor. Çok cemaat anlamına geliyor. Ribbi, evet. Faizin bir dirhemini ye'külühü r-racülü, insanın yediği faizin bir dirhemi ve hüve ya'lemü, onun faiz olduğunu bildiği halde, bilerek bir adamın yediği faizin bir dirhemi, evet, eşeddü indallâhi min, evet, şundan daha şiddetlidir. Sitte ve selasine zeniyye. 33, 36, bir rivayette 33, onu da okuyacağız, gelecek hadis. Burada 36 zina etmekten daha şiddetlidir. Bildiği halde bile bile faiz olduğunu bir adamın faiz, bir dirhem faiz yemesi 36 zina etmekten daha şiddetlidir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bilmemek de mazeret sayılmaz. Nerede? Türkiye'de sayılmaz. Şimdi dünyada da sayılmaz. Neden? Dünyada televizyon olmayan yer var mı? Yok.
O televizyonlardan Amerika'da, Avrupa'da Cuma günleri naklen Kabe'den yayın yapıyor. Hutbeyi naklediyor. Keza Türkiye'de olan bir konuşmayı oradaki bazı televizyonlar veriyor. İslam'dan bahsediliyor. Peygamberimizden bahsediliyor. Bunlar olunca bilmiyorum, duymadım, görmedim, bilmedim, bugün yok. Eskiden tamamdı. Sibirya'da doğmuş adam hiçbir şey kimseyle ilgi kurmamış. Ay'a yıldıza bakarak aklıyla Allah'ı bulacak. Onunla sorumlu. Ama namaz, abdest, işte faiz, şu bu hiçbir şey duymamış. Onlardan sorumlu olmayacak. Fakat şimdi dediğim gibi bu da kalktı. Benim dikkatimi çekti rahmetli Muhammed Ali Kılay. Dünya boks şampiyonu olduğunda en çok dinlenen şey olmuş. Son devirde en çok izlenen, dinlenen televizyon şeysi olmuş. O listini bir yumrukta yere serdi ve tuşla yendi. Ben seni dedi iman gücüyle yendim. Ben Müslümanım dedi. Bunu duymayan dünyada kimse kalmadı. Evet, ben de o zaman gençtim, ben de dinlemiştim. Yere yıktıktan sonra gece yarısı. Evet, böyle söyledi. Ben Müslümanım, iman gücüyle yendim seni dedi, bağırdı böyle. Evet, şimdi bunun gibi televizyonlarda bahsedilince ben duymadım, bilmedim, bunlar mazeret değil. Bugün Türk Ceza Kanunu da maddedir. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. İslam'da da böyle bilme imkanı varken bunu bilmemek, şimdi Müslümanlıktan bahsedince televizyonda niye bu Müslümanlık diye onu araştırmak zorunda. Zorunda. Bugün artık iletişim araçları var. Dünyanın her tarafına ulaşılabiliyor. Onun için yani burada bilmeden yese mazur diye kayıt var da, ama bu şimdi bu devirde bu yok. Bu devirde araştırıp sorması lazım. Her türlü, her dilde bilgiler var. Her konuda. Evet, şimdi bir adamın bile bile faiz olduğunu bile bile bir dirhem faiz yemesi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 36 zina suçundan daha şiddetlidir. Evet. Neden? Evet. İmam Tayyip'i diyor ki, çünkü zina eden adam zina yemekle Cenab-ı Hakk'a muhalefete yeltenmiştir. Muhalefete sürüklenmiştir. Peygamber'e muhalefete saldırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de fe'zenu bi harbin minallahi ve rasulih. Evet, öyle diyor Cenab-ı Hak. Ve ma kana li nefsin en temute illa bi iznillah kitaben müeccele. Ve men yuridi sevabed dünya nü'ti minha ve men yuridi sevabel ahiret nü'ti minha. Bu ayet değil. Bir başka ayette evet, ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve zeru ma bakiye minen riba in kuntum mu'minin fe in lem tef'alu fe'zenu bi harbin minallahi ve rasulih. Evet, bu ayette. Ey müminler, Allah'tan korkun, faizi bırakın. Evvelce almıştım ben, faiz haram kılındığına dair ayet gelmeden evvel demeyin. Onları da bırakın. Eğer müminseniz faizi bırakın. Evet. Eğer bunu yapmazsanız, bırakmazsanız fe inlem tef'alu fe'zenu bihar minallah ve rasulih. Allah ve Resulü Muhammed Mustafa ile savaş ediyorsunuz demektir. Allah'ın ayetidir efendim. Evet, Bakara suresi 275. Faiz yiyen adam, bile bile faiz yiyen adam, Allah ve Resulü ile savaşan adam demektir. Ayetleri okudum. Evet, ondan dolayı bir dirhem faiz yemek 36 zina etmekten daha şiddetlidir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük bir muharebeye tutuşmuş oluyor Allah ve Resulü ile. Evet, yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri ehallallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Biz tebliğciyiz. Görevimiz Müslümanlığı eksiksiz fazlası size aktarmak. Bunun ötesinde bir rolümüz yok. Uygulamak, kabul edip etmemek size ait.
Biz sadece tebliğ ediyoruz. Evet, Allah alışverişi, ticareti helal kıldı, faizi haram kıldı. Açık ayet, gayet net. Efendim şöyle de böyle de filan, hiç eğip büyümeyeceksin. Allah ticareti, alışverişi helal ama faizi haram kıldı. Allah'ın ayeti bu. Evet, bunu yaparsan Allah ve Resulü ile savaşmış olursun, daha bitmedi. Allah'ın yasağını çiğnemiş oluyorsun. Allah'la muharebe girişiyorsun. Zina eden de Allah'ın yasağını çiğnemiş oluyor. Ama haya örtüsünü yırtıyor. Bu ondan daha şiddetli. Cenab-ı Hak da savaş ediyor. Halbuki biliyorsunuz zina ve la takrabu zina innehu kâne fâhişe. Çok kötü bir iştir o. Sakın zina etmeyin demiyor bakın. Zinaya yaklaşmayın diyor Allah. Zina haydi haydi zaten yasak da yaklaşmak bile, zina edeceğine bakmak zinanın postacısıdır. Elinle dokunmak kadına, öpmek, okşamak, sevişmek zinanın postacısıdır. Bunlara bile yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Böyle söylediği, yaklaşmayın bile dediği zinadan bir dirhem faiz yemek 36 zinadan daha şiddetlidir. Daha şeylerini de söyleyeceğim. Buradan okuyacağım. Benimki size aktarmak. Bizimki size aktarmak. Daha şeylerini de söyleyeceğim size. Peygamberimizin ve sözünü ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri aktaracağım. Evet. İnnellezîne yekulûne emvâlen yetâme zulmen innemâ yekulûne fî butûnihim nâra ve seyyaslâvne sa'îrâ. Evet, şimdi zinayı, ribayı, faizi yiyen adam ötekilde rahatta yer. Bunlardan mesela yetim malını da yer, rahat rahat yer. Yetim malını yiyen adam cehenneme ulaşacak. Evet, cehenneme ulaşacak, cehennemin içine girecek. Öyle diyor Cenab-ı Hak. Ateşe girme yoludur. Evet, aklın şeye uğramasıdır. Duygularına, hislerine mağlup olarak aklı bir kenara itmektir. Yoksa akıllı adam bunu yapar mı? Bunu yapmaz. Yine Kur'an-ı Kerim'de İnnellezîne ye'kulûne er-ribâ ve yekûmûne illâ kemâ yekûmullezî yetehabbetuhu'ş-şeytânu minel-mes. La ilâhe illallah. Bu faiz yiyenler var ya, innellezîne ye'kulûne er-ribâ, faiz yiyenler var ya, la yekûmûne illâ kemâ yekûmullezî yetehabbetuhu'ş-şeytânu minel-mes. Mahşerde herkes dirilecek. Güzel müminler, Cenab-ı Hak bu dirilme emrini verince tozlarını silkecekler. La ilahe illallah diyerek adam olacaklar. Ondan sonra da mahşer yerine nerede olursa olsun, hadislerde böyle. Nerede olsun la ilahe illallah diye hani asker marş söyleyerek yürüyor ya. Güzel müminler de böyle dirildikten sonra la ilahe illallah diyerek mahşer yerine gidecekler. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah'ın emirlerini çiğnememiş güzel Müslümanlar Efendimizin sohbet halkasında çok rahat edecekler. Ama sıkıntıya uğrayacak olanlar, işte bu zina edenler, faiz yiyenler, bunun gibi haramlar işleyenler, güneş yaklaşacak. O kadar terleyecekler ki bütün Adem'den Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün insanları toplayacak Cenab-ı Hak. O kadar kalabalık. Güneş onlara yaklaşacak. Güneş o kadar yaklaşacak ki insanlar terleyecek. Hadislerle böyle efendim. Bunları tercüme ediyorum. Bu kulak yumuşağına kadar ter yükselecek. İnsanların ağızları, burunları terin içinde kalacak. Nefes alamayınca kaldıracaklar. Böyle yukarı tutunca burnun
terin içinde kalmasın diye boynu ağrıyacak, tekrar inecek. Tekrar hava sıkınca yukarı atı koşturduktan sonra gemli olarak ağaca bağlarlar. Böyle başını yorulduğu zaman indirir ama ağzına gem sebebiyle ağzını acıtır gem, kaldırır. İndirir, kaldırır. Öyle diyor Peygamber Buhari hadisi. Gemli at gibi, beygir gibi, hayvan gibi o bir kısım insanlar terin içinde bir incik kafaları bir çıkacak. Bir öyle durumlar var. Bazen zifiri karanlık var. Kimse şey demeyecek, göremeyecek. Kanları haram yemekten dolayı dolmuş, şişmiş olanlar düşecekler. Karanlık olduğu için gelip geçenler onu göremeyecek, çiğneyecekler. Birbirlerine girecekler. Birbirlerine lanet okuyacaklar. Öyle sıkıntılı anlar var. Bazen zifiri karanlık, bazen aşırı aydınlık. Bazen son derece soğuk, bazen son derece böyle terli, böyle sıkıntılı var. Evet, bir kısım insanlar orada, güzel müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini hayatında rehber edinenler, sünnetten ayrılmayanlar, Efendimizin gidişatını kendi gidişatına aynen resmedenler, önlerinde nur, evet, sağlarında nur, evet, öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de bu ayet. Önünde nur, sağında nur. O nurları takiben Havz-ı Kevser'e gidecekler. Havz-ı Kevser'in herkese yetecek kadar suyu var, tası var. Öyle diyor Peygamberimiz. Evet, orada sen de diyeceksin ki ben de müminim. Bunlar nereye gidiyor? Bunlar Havz-ı Kevser'den su içmeye. Yanmış, kavrulmuş. Ben de müminim diyecek bazıları. Ben de gideceğim diyecek. Gidecek onları takiben. Tam böyle dudağı parçalanmış, kurumuş, ciğeri yanmış. O Havz-ı Kevser'e yaklaşacağı sırada Peygamberimiz havuzun başında bir kuvvetli pençe el, hemen görevli melek onun ensesinden yakalayıp çekecek geriye. Efendimiz bunu görecek. Bırakın onu, o benim ümmetimden. Dediler ki sahabiler, nereden bileceksin ya Resulallah? Senden kim bilir kaç bin sene sonra doğdu, öldü, yaşadı. Nereden bileceksin? Abdest azalarından bileceğim. Bu adam namaz kıldı, cuma kıldı, bayram namazı kıldı. Kıldı ama faiz yedi. Zina etti mesela. Misal, öyle tipte insan. Ama abdest aldığı, abdest suyunun değdiği yüz, el, kol, bunlar nurlu olacak. Oradan bileceğim diyor. Abdest izinden bileceğim diyor. Bırakın onu, o benim ümmetim diyeceğim. Melek diyecek ki, ya Resulallah, bunun ne yaptığını biliyor musun? Ne yapmış? Senin sünnetin hiçe saydı. Senin sünnetin çiğnedi. Hep bid'atlar içinde yaşadı. Evet, hadis böyle efendim. Peygamber sünnetine olmayan şeyleri yaptı. O zaman suhkan buğdan defolsun, gözüm görmesin diyecek Peygamber. Öyle diyor. Hadis öyle efendim. Ben de aktarıyorum. Evet, öyle adamı su içemeden bağırta bağırta götürecekler. Allah bu duruma bizi düşürmesin. Şimdi tabii hocalar diyorlar, sünnet önemli değil. Etme gözüm. Evet. Mesela şimdi benim kanaatime göre, evet, cenazede acele edin diyor Peygamberimiz. Bu ölü gece öldü. Şimdi kadar beklettiler. Ulan 3 dakika sürüyor tesbih, 3 dakika sürüyor. Namazdan sonra Sübhanallah derseniz, bizim tesbihte çektiğimiz, cennete ağaç dikersiniz, hadis. Ayetül Kürsi okursanız her namazın arkasından o mümini diyor cennete girmekten ölüm alıkoyar. Cennete gidecek doğru. Böyle hadisler var, müjdeler. Ondan sonra 30 Sübhanallah, 30 Elhamdülillah, 30 Allahu Ekber, 99 eder. Bir de La ilahe illallah vahdehu la şerike dediniz mi? Deniz köpüğü kadar günahınız olsa Allah siler diyor. Böyle müjdeler var. Atalarımız da bunu gelenek haline getirmişler. Doğudan batıya, Türkiye'de buna yapılıyor.
Ama ne oluyor bizim hocalar bilmiyorum. 3 dakika yahu, 3 dakika. Bu da kim bilir ne kaç saat evvel oldu. Bazen 2 gün bekletiyorlar Almanya'dan bilmem ne gelecek diye. 3 dakika niye hocam ya, tesbihini yaptırmıyorsun bu cemaatin? Acele etmek sevaptır, tamam da şu kadar beklemiş bu milleti bu müjdeden neye mahrum bırakıyorsun? Acayip şeyler var. Acayip şeyler. Orada gitti şimdi. Ben kim olduğunu bilmem ama dini açıdan arz ediyorum. 3 dakikalık tesbih yaptırmadı müezzin, 10 dakika nutuk çekti. Şöyle de böyle de böyle de böyle de. Burada yok, hadiste yok böyle bir şey. Cenaze ortadayken nutuk çekilir, vaaz edilir diye bir hadis yok. Kitaplarda yazmıyor. Burada 3 dakikayı çok görüyor, orada 10 dakika nutuk çekiyor. Ama kabahat sizin. Çünkü siz diyorsunuz dünya hacıyla hocadan bozulacak diye. Böyle deyince de tabii 40 yıl ne dese o oluyor işte. Etme hocam ya. Tamam orada nutuk çekiyorsun, herkes duygulu. Tamam da ama şu tesbihi de bıraktırma ya. İşte bunun gibi şimdi sakal bıyık kızmayın. Ben aktarıcıyım ya, bana kızmak yok. Ben kardeşlik görevimi yapıyorum. Sakal bıyık peygamberin hiç kazıtmadığı sünnetidir. Hiç kazıttığına dair tek haber yok. Ondan dolayı bazı alimler ki Şürin Bilali de bunlardan birisidir. Sakal bırakmak farz diyor. Çünkü peygamber hiç bırakmadığı şey farz olur diyor. Bundan dolayı teravih namazı peygamberimiz camide devamlı kılmamış cemaatle. Farz olursa 20 rekat takat getiremezler. Ümmetime zorluk çıkar diye. Evinde kılmış. Bakın devamlı kılarsa farz olur diye. Peygamberimizin sakalını, bıyığını kazıttığına dair bir tane rivayet yok. Ondan dolayı farzdır diyorlar. Hadi bazıları da bu işte adet sünnetidir falan, erkekli sünnetidir falan diye laflar ediyorlar da hocanın bıyığı yok, cami hocasının sakalı yok. Allah seni böyle peygamberin makamını layık görmüş. Ah hocam, niye böyle güzel bir makamda peygamberin sünnetine uymuyorsun? Neden 3 dakikayı çok görüyorsun da tesbihi kaldırıyorsun hocam? Şunu söylemek istiyorum. Hesap soracaklar. Bana da ona da. Neden 3 dakikayı çok görüyorsun bu millete? Evet. Evet dur bakalım, hocalar attı diye hoşunuza gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelken sordu delikanlı. O yabancı futbolcular bir takım tıraş oluyorlar kafalarında. Saçı bilmem nerede şura. Bakıyorum bizim Müslüman delikanlı Ali'nin saçı da o gavurun saçı gibi, futbolcunun saçı gibi. Ya sen Müslümansın, o adam gavur. Niye onu taklit ediyorsun ey Ali, ey Hasan? Neden bu? Evet, bunların hep hesabını vereceğiz. Başka şeyler, Müslüman Müslümanca giyinecek. Müslümanca süslenecek. Müslüman kişiliğinde olacak. Dünyanın neresine gidersen bu Müslüman dedirteceksin, edeceksin, araza uymayacaksın. Öyle diyor. Ve kezalike cealnakum ümmeten vasatan litekunu şühada alennas. Herkes seni örnek alacak. Seni kimseyi taklit etmeyeceksin diyor. Allah söylüyor bunu yahu. Bizimkiler de gidiyor kavur futbolcuyu taklit ediyor. Saçında, sakalında, bilmem nesinde. Bu olmuyor yani. Yani bunların da hesabını vereceğiz tabii. Bunlar da sorulacak. Başta bize, hocalara soracaklar, sonra size soracaklar. O öğretmedi, söylemedi. Niye okumadın? Dedim ya, televizyonlar var, radyolar var, kitaplar var. Yok yok. Her şey var. Niye okumadın diyecekler. Yani hocalar söylemiyor diye siz de mazur değilsiniz. Biz hiç mazur değiliz. Kur'an'da, sünnette olmayan şeyi insanlara söyleyemeyiz. Ve peygamberin bir sünnetini unutulmuşken, dikkat edin, benim bir sünnetim unutulmuşken insanlar yapmıyor, genelde yapmıyorlar. Men ahya sünneti inde fesadi ümmeti. Ümmetim böyle karışmış. İngilizle bir Türk karıştırılıyor, bilemiyor. Kılından, kıyafetinden. Böyle bir durumda benim bir tek sünnetimi ihya eden kâne ma'i fil cennet. Cennette benimle beraberdir diyor. Efendimin sözü bu. Biz de bunları size söylüyoruz. Yani Müslümanca giyineceğiz, Müslümanca tıraş olacağız,
Müslümanca konuşacağız. Erkek gibi gireceğiz, erkeksek. Kadınsa kadın gibi, kadına benzemeyeceğiz. Erkek kadınsa erkeğe benzemeyeceğiz. Şimdi hepsi karıştı. Hepsi karıştı. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini yerine getireceğiz. Evet, şimdi gene şeyimize dönelim. Çok hadis okuyacağız bu konuda. Evet, faiz bildiği halde bir dirhem faiz yemek 36 zina etmekten daha şiddetlidir. Allah da şeytan çarpmış gibi mahşerden buraya geldik. Mahşerde dirilirken hani müminler la ilahe illallah diyerek diriliyor. La ilahe illallah diyerek yürüyor mahkeme-i kübraya. Ama faizi yiyenler, ayet okudum efendim. Ayet bu, hadis değil. Şeytan çarpmış gibi. Evet, öyle diyor. İnnellezîne ye'kulûne riba la yakûmûne illâ kemâ yakûmüllezî yetehabbatuhu'ş-şeytânu minel mes. Şeytan çarpmış gibi, böyle acayip deliler gibi. Herkes görecek, herkes anlayacak. Ana diyecekler. Ya, Allah bu durumlara bizi düşürmesin. Evet, bunlara göre hareket edelim. Sakın ribaya uzanmayalım. Ahmed İbn Hanbel hadisi bu efendim. Darekutni, Taberani, Abdullah İbni Hanzala. Allahu Ekber. Bu Hanzala Uhud'da şehit düşmüş. Uhud'da şehit düşmüş. Efendimiz demiş, çabuk gidin demiş, çabuk. Melekler onu şimdi şey edecekler demiş. Bir bakmışlar ki melekler hazırlamış her şeyini. Hanzala böyle Hanzala. Meleklerin cesediyle uğraştığı bir mübarek sahabi. Allah ondan razı olsun. Şefaatle bizim halimizin. Bu nakletmiş bu hadisi. Evet efendim. Dirhemün, dirhemü helalin. Şimdi haram yedi, faiz yedi. Şeyini gördük. Dirhemü helalin. Evet. Yüştera bihi aselen. Helal kazandın. Helal paranla bal satın aldın, bal. Helal kazandın paradan bal satın aldın. Bal satın aldın. Bir dirhem helal. Bir dirhem. Ve yeşrabu bimâil matar. Yağmur suyuyla karıştırdın. Helal parayla aldın o balı bir dirhem. Aldın balı, bir dirhemlik balı aldın, yağmur suyuyla karıştırdın. Evet, ne diyor Peygamberimiz? Şifaun min külli da'in. Her derde şifadır. Peygamber sözü bu efendim. Peygamber sözü bu. Evet, Hazreti Enes radıyallahu anh'tan şey, helal parayla, bir dirhemlik helal parayla aldın bal, balı yağmur suyuyla karıştır, iç. Her derde devadır. Her derde vardır. Bedene arız olan, evet, diğer kalbine şuraya buraya hazır olan şeylere devadır. Ama diyor ki Peygamberin bu sözüne sıdkun niyye. Sadık bir mümin bu niyetle içeceksin. Ve kuvvetil istikan. Peygamber yalan söylemez. Bu böyledir diye kesin inanacaksın. Evet. Ve kemalü sıdkı ve tasdik. Peygamberin sözünü tam tasdik edeceksin. Ona bağlanacaksın. Peygamberin sözü böyleyse diye içeceksin. Evet. Diyor ki eğer olmazsa gel benden davacı ol diye. Evet böyle. Helal parayla bir dirhem kazandın. Helal parayla bal al. Yağmur suyuyla karıştır. İç. Bütün derde şifadır. Efendimizin sözünü aktardım. Hazreti Enes'ten. Dirhemür raculi yunfikuhu fi sıhhatihi. Bir adamın helal kazandığı paradan sağlığında harcadığı, infak ettiği hayatında ölüm gelip çatmadan sağlığında şimdi hiçbir şey yapmamış. Öleceğini anlayınca şunu şuraya verdim, bunu verdim. Geçmiş ola. Geçti Niğde'nin pazarı. Süreçten Niğde'ye derler ya.
Öyle değil, sağlığında bu parayı ben çalıştırırsam 2-3 katı yapabilirim. Bu elinde imkan var ama diyorsun ki al sen çok açsın, soğuk havada çamaşırın yok, palton yok, yiyeceğin yok, yakacağın yok, al lan diyorsun. Bunun için böyle sağlığında kazanma şeyin varken ölüm hastalığı gelip ölüm hastalığı bir hastalığa yakalanıyorsun. Bundan dolayı iyileşmeden ölüyorsun. Buna ölüm hastalığı deniyor. Ölüm hastalığı gelip çatmadan helalden kazandığın bir dirhem parayı sağlığında infak edersen bu hayrun min itki rakabetin inde mevtihi. Ölürken kölem azat olsun demekten daha hayırlıdır. Köle azat eden bütün azalar cehennemden kurtulur. Ama ölüm anında değil. Ölüm anında değil. Daha sağken Hazreti Ebubekir kaç tane köle azat etmiş, Müslümanlardan kurtarmış. Evet. Ondan daha hayırlıdır bakın. Helal parayla kazandığın şeyi, paradan bir dirhemini ölüm gelip hastalığı gelip çatmadan Müslüman, fakir Müslümana sadaka olarak vermen köle azat etmekten daha hayırlıdır. Ölüm sırasında. Evet. Bunu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Dirhem riba. Bir dirhem faiz. Evet. Faiz nedir? Kastalani diyor ki aqdun ala ivad mahsus gayru ma'lum. Evet. Fi miyar şer. Evet, şimdi halel akd evma ta'hir fil bedeleyn. Ve evet, şimdi alışveriş yapıyorsunuz. Alışverişe bakarken borçlanıyorsunuz. 50 bin lira borcum var, tamam. Ona göre alıyorsunuz. Eğer 3 ay daha bana müsaade et, ha o zaman 55 bin olur diyorsun, o da tamam diyor. Şart koşuyorsun, o da buna faiz derler. Onu söylüyor. Zaten attak bunu. Böyle şart koşmazsanız o zaman faiz olmaz. Mesela 100 bin lira verdiniz, bunalmış, sıkılmış, karz-ı hasen derler buna, ecri na mütenahi. Bir mümini sıkıntıdan kurtaranı Allah mahşer sıkıntılarından, kabir sıkıntısından kurtarır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de sen de paran var, bunalmış adam, işte şimdi piyasa şöyle oldu, böyle oldu, al kardeşim 100 bin lira dedin, bir sene sonra verirsin. Bir sene sonra adam, sen de işini düzelttin, zaten ticareti biliyorsun. 150 bin lira hiç istemeden, o şart koşmadan, hiç hissettirmiyor. Böyle 150 bin lira verebilirsin, 200 bin de verebilirsin kendi isteğinle. Bu faiz olmaz. Ama tamam 100 bin veriyorum arkadaş, sıkıntısı tamam, ama bir sene sonra 150 bin alırım ha dedin mi, veya 101 bin alırdın, pazarlık verdin mi, o faiz olur. Şart koştuğun zaman, evet, karşılıktan fazla, karşılıksız bedel. Evet. Bu işte çeşit çeşit oluyor bu. Vadeli satışta fazlalık sebebiyle oluyor. Başka türlü şekilde oluyor. Grupları var. Eşeddu indallahi. Bir dirhem faiz Allah katında daha şiddetlidir. Yani Allah'ın kitabında böyledir. Melaike katında da böyledir. Min setteti ve selasine zeniye. 36 zinadan fazla daha şiddetlidir. Evet, daha şiddetlidir. Ve men nebete lahmuhu min suhtin fennaru evla bihi. Allahu ekber. Bir adamın haram lokma yedi, faiz parasından yedi, ekmek yedi, aş yedi, kebap yedi, neyse, bundan dolayı da insanın vücudunda et bitti. Yemekten olmuyor mu? Yemekten oluyor bu etlerin artması, büyüme. Öyle diyor Peygamberimiz. Bir dirhem faiz Allah katında
36 zinadan daha şiddetlidir. Evet. Ve men nebete lahmuhu min suhtin, işte böyle haram yolla bir adamın eti olmuşsa 50 kiloymuş, 51 kiloya çıkmış. 50 kilo 500 gram olmuş mesela. Böyle et bitmiş adamda yediği şeyden fennaru evla bihi. Evet. O haramdan beslenen vücuda, haramdan çoğalan vücuda, bedene ateş layıktır. En layık ateştir. Cehennem ateşi. Evet. Demin söylediğimizi yine yazmış. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. İşte kabirden dirilirken mahşereki şeytan çarpmış gibi dirilecekler. Deli mi lan bu? Ne yaptığını bilmiyor. Şeytan çarpmış gibi. Sağ sağa yığılıkmış. Böyle herkes görecekler, vay diyecekler. Öyle kalkar, öyle kalkar. Saralılar gibi, deliler gibi kalkar. Evet. Bir de herkes kabirlerden süratle dirilirler. Tozları silke silke. La ilahe illallah diyerek kalkarlar. Ama kalp riba yiyenler, faiz yiyenler, evet, fakat kalkmak ister, pat düşer. Kalkarken pat düşer, öyle diyor bak. Fe yuridul istira fe yeskut. Süratle kalkmak ister, herkes kalkıyor, düşer. Evet, sanki ne lan bu? Kalkmayı bile bilmiyor. Doğru dürüst kalkmayı bilmiyor, hayır, faiz yemiş. Delilen deli bu, kalkmayı bile bilmiyor. Deliler gibi böyle düşer, kalkar düşer. Öyle diyor. Aklı yok. Ne yapacağını bilmiyor. Buhari'de hadistir efendim. Bu hadisi de Abdullah bin Baz nakletmiş. Evet. Aman faizden uzak durun. Efendim şimdi kazanırım, sonra öderim. Yok. Evet, sıkılabilirsiniz ama faize bulaşmayın. Evet, müminler de bu duyguda imkanı var. Sıkışmış adamlara yardım ederse men kâne fî hâceti akîhî kâne Allah fî hâcetihî. Müminler de onun ihtiyacını görüverirsen Allah sizin ihtiyacını görüverir. Hadisler var. Faize bulaşmak yok. Faiz böyledir işte. Onu arz etmek istiyoruz. Evet, davâtul mekrûb. Sıkıntıya uğramış, gamlı, keterli, sıkıntılı bir müminin duası nedir? Başınıza sıkıntı geldi, bunaldınız, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Şudur diyor. Allahümme rahmeteke ercu. Allah'ım rahmetini umuyorum. Fela tekilni ila nefsi tarfete aynin. Göz acıp yumacak kadar beni yalnız bırakma. Beni bana bırakma ya Rab. Elimden tut. Rahmetini istiyorum de. Öyle söyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmdadı Allah'tan iste. Şu hatırlı adam, git ona başvur demiyor. Bak, mümin bunaldığı zaman, sıkıntıya düştüğü zaman Allah'ım der ve Allah da o sıkıntıya uğramış müminin duasını, bu duasını kabul eder. Ve aslih li şe'ni, işimi düzelt. Senetlerimi ödeyemiyorum. Çocuklarıma para alamıyorum, elbise alamıyorum, bayram geldi. Bunalmışım. Allah'ım yürekten yalvar. Allah'ım beni bana bırakma, yalnız bırakma ya Rab. Rahmetini bana göz açıp yumacak kadar benden esirgeme. Bir an bile beni yalnız bırakma ya Rab. Vaslih li şe'ni, işimi, halimi düzelt ya Rab. Küllehu, her halimi düzelt ya Rab. La ilahe illa ent. Senden başka ilah yoktur. Ancak sen varsın. Senin Allah olduğunu itiraf ediyorum. Teksin. Sıfat zatında, sıfatlarında hiç kimseye benzemezsin. İnanıyorum ya Rabbi, yardım et bana, elimden tut ya Rabbi dersen, evet, bu dua yaparsan
yenfa'ul mekrub ve yuzilu kurubuhu. Ve yuzilu kurubuhu. Bu bunalmış adama duası fayda verir, sıkıntıları izale olur. Ama izâ kâne mâ huzûrin ve şühüdin. Gerçekten inanıyorsun. Gerçekten inanıyorsun. Gerçekten Allah'a inanmış. Bütün zerrelerinle, tüylerin diken diken olarak titreyerek dua ediyorsun. Böyle bir dua ile yaparsan, evet böyledir. Kurtulur diyor. Kurtulur. Buna dair çok şeyler var. Çok şeyler var. Şimdi bu Huneyn Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra Taifliler var. Komando, dal adamları. Onlar yok. Onları da halletmek için savaşmaya gitmişler. Ama öyle bir savaş olmuş. İlkin sahabiler kaçmışlar. Hiç tahmin etmedikleri bir savaş. Efendimiz bir adım bile geri atmamış. Hiçbir adım geri atmamış. Yalan yok, ben Muhammed'im. Yalan yok, ben peygamberim diye amcası daha gür sesiyle nereye gidiyorsunuz ya demiş. Peygamber tek başına bak atını sürüyor demiş kafirlere. Toparlanmışlar. Canlarını dişine takmışlar. Muharebeyi kazanmışlar. Ondan sonra esirleri almışlar. İşte gerekeni yapmışlar. Çok yorulmuşlar tabii. Bir tane kafir, müşrik ölü numarası yapmış. Ölü diye o da dinlenelim ondan sonra hallederiz. Peygamberimiz de kenara çekilmiş. Silahlarını koymuş. Kenara koymuş. Şöyle bir kenara uzanmış. O ölü numarası yapan kafir gelmiş. Efendimiz'in kılıcı kenarda ya. Almış onu, dikelmiş başına. Söyle bakalım demiş, seni benden kim kurtaracak? Allah'a inanan adam, ölümü kadere inanan adam, niye telaşlansın ki? Peygamberimiz Allah demiş. Öyle bir Allah demiş ki, adamın böyle titremiş, elinden kılıç düşmüş. Kılıcı elini almış yerden, demiş söyle bakalım şimdi seni benden kim kurtaracak? Gerçekten Allah'a güzelce Allah diyerek sığınırsan sıkıntı kalmaz. Kurtarır. Bu hadis ona işaret ediyor. Ahmed İbn Hanbel Buhari, Ebu Davud, Ebu Bekri Hazretlerinden. Bu Ebu Bekri Hazretleri'nin bir olayı var. Hem de böylece namazla ilgili bir şey öğreteyim size. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza durmuş. 40 vakit imamın iftida tekbirini kaçırmazsanız cennetlik beraati veriliyor. Geçmişinizi Allah siliyor. Öyle bir erken geleceksin camiye. Cemaati çok seviyor bu Bekre. Efendimiz durmuş kapıdan girmiş mescidin kapıdan. Biliyorsunuz peygamberimiz önden gördüğü gibi arkadan da görüyor. Onun arkadan girmeden peygamberimiz durmuş. Hemen orada uydum Resulullah'a demiş. Uydum yumağa. Namaza niyet etmiş. Ettikten sonra yürümüş. Peygamberimiz rükuya girmiş, o da rükuda yürüyor bununla. Doğrulurken yürüyor. Derken safa ulaşmış. Peygamberimiz bunu arkadan da görüyor ya. Selam verdikten sonra Ebu Bekir'e demiş. Cemaate olan hırsını takdir ediyorum demiş. Ama bir daha böyle yapma demiş. Bu namaz demiş ya, namaza yürünür mü lan? Hani ama bakın dikkat edin. Namazı yengele dememiş. Göğsünüzü kıbleden çevirmedikçe namaz bozulmaz. Ama namaz mı yahu? Yürünür mü namazda? Biz de işte bu hadisleri öğrendiğimiz için ilk defa hacca gittiğimizde Araplar çok oturuyorlar. Fatiha'yı Mateh'yi okuyor. Ondan sonra kalkıyorlar. Önde boş yer var. Oraya gidiyor. O gidince arkası boş kalıyor. Bakıyorsun herkes öne doğru yürüyor. Tuhuma gitmişti yani. Evet, namaz bozulmaz. Ön saf boşalınca yürüyorlar. Bayağı 200 saf yürüyen gördüm. Göğsünüz kıbleden çevirmeden namaz bozulmaz ama. Ama ne demiş be, bir daha böyle yapma demiş. Bu namaz ya, erken kalk ya. Tam zamanda dur. İftitah tekbir imamla beraber al. İmam almadan tekbir alma. İmam almadan rüküya gitme.
İmam secdeye gitmeden sen gitme. Burada hocalara da bir uyarıda bulunuyorum. İmandan evvel başını secdeden kaldıran eşek başı gibi haşrolunacak diyor Peygamberimiz. Hoca da cemaati kurtarmak için kalkıyor ayağa, Allahu Ekber diyor. Rükudan kalkıyor, dikeliyor, semiallahu lümen hamde diyor. Etme hocam. Cemaate iyilik yapacağım derken kendini ateşe atıyorsun. Evet, söylüyorum. Ben de imamlık yaptım. Evet, şimdi rükudan kalkıyor, değil, ayakta kalınca semiallahu lümen hamde diyor hoca. Öteki hala rükuda. Komut vermedi ya. Ağır ağır kalkıyor. O kalkarken o iniyor, secdeye gidiyor. O secdeye gidinceye kadar adam birinci secdeyi kaçırıyor. İki secde arasında yine kalkıyor, kalktıktan sonra Allahu Ekber diyor. Adam hala secdede. Tekrar giderken o kalkıyor. Orada iki secde arasında durarken secdeden kalkıyor. İmama secdede, rükuda, Sübhan Rabbel Ala, Sübhan Rabbel Azim diyecek kadar beraber olmayan adamın namazı yoktur. Hocam, bu adam namazı yok. Neden? İmamla beraber bulunmadı. Buna kim sebep oldu hocam? Sen sebep oldun. Yani onu güya eşek başı gibi haşır olmasın diye koruyacakken sen geç komut verdin. Adam geç kaldı, secdeyi kaybetti. Yemin ediyorum. Sana soracaklar. 400 kişi imamsan, 400 kişinin vebali senin. Neden? Tam zamanda intikal tekbir bu yahu. Semi Allah'ın sesi orada, rükuda. Yani ne demek o? Rükuyu ben bitirdim, ey sonra gelen. Şimdi Süleymaniye dolmuyor ama İzmir'de gördüm. Kestane Pazarı camisinde 4 sene vaaz ettim. Öyle doluyor ki. Arkalar doluyor. Şimdi adam dükkanından koşa koşa geldi. Millet rükuda. Birinci rekatı bitirmiş. Cuma namazını birinci rekatı bitirmiş hoca. Rükuya gitmiş. Herkes rükuda. Şimdi benim geç veren tekbiri kalkıyor. Semihallahu lümen hamdi yukarıda söylüyor. Herkes rükuda. O adam da geldi. Herkes dışarıda. Rükuda olanlara yetişti, uydu. Halbuki imam kalkmış. Bu adamın namazı yok. Hocam, yarın sana hesap soracak Allah. Neden semiallahu'nun sesini aşağıda söyleseydin? Herkes kalkacaktı. Ha, birinci rekatı kaçırdım diyecekti. Yetiştim diye o rekatı kılmıyor. Cuması yok adamın. Birçok hocam böyle yapıyor. Kendisini ateşe atıyor. Benden söylemesi. Zamanında tekbiri al. Geç kalırsa kendi versin hesabını. İmamdan geç kalma. Hiç okumasan gene geçerli. Bazı sofuluk yapıyor, kalkıyor, yatıyor orada. Sen yat, sen hesabını vereceksin. Ama imam komutu geç verirse, o geç kaldığından dolayı secdeyi kaçırırsa, vebali hocanın, burada da onu söylüyorum. Evet, imama aynen uyun, imamdan geç kalmayın. Hiç Sübhan Rabbel Ala, Rabbel Azim demeseniz de secdeniz var, rükûnuz var, namazınız var. İmam okuyuşu, bizim cemaatin okuyuşu, bunu da burada bunu arz ediyorum size, sizi uyarıyorum. Evet efendim, sıkıntıya uğrayan adamın şeysini söylüyorduk. Şanımı düzelt ya Rabbi, işimi düzelt ya Rabbi. Senden başka ilah yok. Sana sığındım ya Rabbi diye, evet, böyle bütün zerrelerinle dua edersen sıkıntını Allah seni kurtarır. Diyametüt din. Dinin direği nedir? Amudüt din. Dinin direği nedir? Ve esasuhu. Dinin temeli, esası, direği nedir? Biliyor musunuz? El ma'rifetu billahi. Allah'ı bilmektir. Allah'ı neyle biliriz? Görmedik. Evet. Nasıl? İnşallah cennete gidersek göreceğiz. Nasıl? Git de görelim arkadaş. Ama nasıl olduğunu görmedik. Biz sıfatlarıyla biliriz.
Evet, vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalefetin lil hadis, kıyam bi nefsihi. Allah vardır. Varlığının evveli yoktur. Benim varlığım var. 1938 senesinde doğmuşum. Ve öleceğim. Allah hayırlı akıbet versin. Evet, hepimize. Bir süren dolacak. Allah'ın başı yok, sonu yok. O bize mahsus. Bugün karşınızda bir yerde oturuyorum. Siz benim karşımda. Allah mekandan münezzeh. Şekle sığmaz. Vücut, kıdem, baka, muhalefetin lil havadis. Kıyam bir... Ben anamla babam evlenmiş, Allah'ın emri üzere bundan doğmuşum. Allah'ın böyle bir şeysi yok. Evet, kendi zatı var. Onun bir başkasının birleşmesi falan doğduğu yok. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Allah konuşur, bizim gibi değil. Gözür, bizim gibi... Yani bizimkine benzemeyen bu sıfatlarıyla Allah'ı tanıyoruz. Böyle bileceğiz. Böyle bileceğiz, inanacağız. Bir, şekle sığdırmayacağız. Kafir, müşrik, Hristiyanlar artıya benzettiler. Bacağı uzun artı. Ben onu artı diyorum. Salip, haç. Ne diyor böyle? O Allah'ım lan. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha gerdiler diyor. Gerilmedi. Ve ma salabuhu ve ma kataluhu ve lakin şübbiye lehum. Ayet kesin. Hayır, öldürmediler, çarmıha da germediler. Onu şikayet eden Yahudi'yi Allah onun kılığına soktu. Kendi adamlarını çarmıha gerdiler. Bütün Hristiyanlar o Yahudi'ye tapıyorlar. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Allah'ın ayeti böyle. Ondan sonra sakallı, sarıklı kimisi böyle Allah'ı tasvir ediyor. Haşa. Küllü mâ hatara bibâlike vallâhu gayru zâlik. Hayalin, hatırın ne geldiyse Allah o değil. Allah o değil. Şekle sığmaz o. Ama var. Çünkü ben varım. Je suis donc je suis. Evet. Ben varım. Allah öyleyse Allah var. Böyle kaşınıza gözümüze bakın. Ne güzel bak. Bir şekli şemali var. Kulağımız hepimizin aynı. Kulak kıvırcık kıvırcık. Şöyle böyle bir plan dahilinde yaratılmışız. Kim yarattı lan bunu? Allah var. Bu düzeni kim kurdu? Sümükten bir insan oluyor böyle. Kim koydu o sümüğe? Tohumu içine atıyorsun, koca avaş çıkıyor. Kim koydu onları? Allah var. İnkar mümkün değil. Ama şekle sığmaz. Cennete gidersen orada göreceksin nasıl olduğunu. Allah orada mekansız, şekilsiz. Evet. Böyle. Yani bizim inancımız böyle. Hristiyanlar, diğer putperestler de Allah'a inanıyor ama bir ağaca benzettiler, hayvana benzettiler, bilmem ne. Oradan putperest oldular. Evet, böyle hakiki iman sahibi olacaksınız. Bileceksiniz Allah'ı, bir, dinin gereği. Allah'ı bil. Ben bilmiyordum. Yok, yama yok. Şimdi Hristiyanlar Allah baba derler. Bizde de söyleyen var. Allah baba kızar ha. Haşa. Allah baba olmaz. Bu laf onlardan bize geçmiş. Allah baba olur mu ya? Bilmiyorsun sen. Yattın yuvarlandın başına. Allah'ı bileceksin. Sıfatlarıyla bileceksin. Bir. Vel yakin. Acaba. Yok. Kesin inanacaksın. Dinin temeli, esası budur. Allah'ı bileceksin. Buna kesin inanacaksın. 2-3 vel aklun nafi. Faydalı akıl. Faydalı, yararlı akıl. Akıl doğru, iyi seçme melekesi. Aklı selim. Hislerle, duygularla karışmamış. Ebu Cehil dahi idi. Ama son derece kibirli, kindar, haset bir adamdı. Kin, haset, kibir, duygudur. Bu duyguları, o aklını, dehasını örttü. Onun için cehennem kütüğü oldu. Ebu Leheb de öyle dahi bir adamdı. Ama ben seni diyor, kucağıma aldım çocukken, kucağıma aldım, sülalemiz büyük bir adam kazandı diye sevindim, fakirlere dağıttım. Ulan senin
bir poponu yepesledim ben. Sana şimdi peygamberle inanacağım mı diyor. Kibrine yediremiyor. Kendi yaşlı, zengin, akıllı o da. Benim kucağımda büyüttüm adama peygamberle diyeceğim diyor. Kibrine yediremiyor, hasedine yeniliyor. İnanmadı. Evet, aklı var ama bu duygularla örtülmüş olunca, evet, şimdi kaçırmış karısını. Avukatlığımda gördüm. Anası babası vermemiş, karısını kaçırmış, aşık. Ama kafa kızmış. Hem dövmüş, hem sevmiş, hem 9 talakla boş ol demiş. Sonra da pişman olmuş, ağlıyor hüngür hüngür. Bu adam aklı gitti. Kin, öfke, duygudur. Aklı çalışmayınca her şeyi mahvetti. Her şeyi mahvetti. Ha, onun için diyor vel aklun nafi'a. Dinin temeli Allah'ı bilmektir. Kesin inanmaktır. Faydalı akıldır. Evet, faydalı akıldır. Güzel peygamberimiz öyle söylüyor. Bir hadis-i şerifinde de evvel ma halakallahu'l akıl. Allah'ın ilk yarattığı şeylerden birisi de akıldır buyuruyor. Evet, insanı insan yapan şey, hayvanlarda akıl yok. Biz onlardan ayrılıyoruz. Ama duygularımız, böyle heva heveslerimiz, duygularımız örtüyor. Hayvandan da beter oluyoruz. Evet, akıl, faydalı akıl. Allah bizi bu aklı selim sahibi yapsın. İyi kötüyü ayırt eden aklı selim sahibi olmaktan bizi Allah hiçbir zaman ayırmasın, bundan mahrum etmesin inşallah. Evet, işte bu güzel işte kişi ayıran kuvvet. Evet, işte bu insanı insan yapan şey her konuda. Evet, o faydalı akıl diyor, dinin temeli odur. Kıyle ve mel aklu nafi. Ya Resulallah, faydalı akıl dediğin nedir? Kale el keffü an maasillah. Allahu Ekber. Allah'a isyan teşkil eden, yasakladığı şeylerden seni alıkoyan akıldır. Aptallık yapma. Bir faiz yedin mi cehennemi boyluyorsun. Bir küfrettin mi cehennemi iman gidiyor. Bak, karını kızdın, boşadın, gitti karı, ele gidecek. Akıl bunları söyler ama tabii bu duygular olunca işte aklı nafi yasak şeylerden seni alıkoyandır. Ama duygularla örtüldü mü bu özelliğini kaybediyor. Adam ne kadar akıllı olsa olsun bu akıl harekete geçmiyor, çalışmıyor. Duygular önü örtmüş. Evet. Allah'a isyan teşkil eden şeylerden insanı alıkoyan akla aklı nafi denir diyor. Vel hırs ala taatillah. Evet. Dinin esası nedir? Bir, marifetullah'tır. İki, yakindir, kesin bilgidir. Üç, aklı nafidir. Dört, vel hırs ala taatillahi azze ve cel. Allah'ın rızasını kazandıracak şeylere, buna taat derler, sevap kazandıracak şeylere hırslı olmak. Daha çok yapacağım, daha çok yapacağım diye haris olmak. Dinin esası, temeli budur. İşte bu insanı haramlardan, Allah'ın emirlerine muhalefetten alıkoyar. Böyle daha çok iyi şeyler yapmaya insanı sürükler. Bu dinin aslıdır. Evet, bu dinin aslıdır. Allah bize bu peygamberin övdüğü şeyleri lütfetsin ümmeti Muhammed'e. Evet, bir dua da var burada. Allahümme zeyyin tavahirene bi hıtmedike. Allah'ım, görünür yerlerimizi sana hizmetle süsle. Namaz kılmak görünüyor, değil mi? Elhamdülillah, görünüyor. Görünür azalarımızı sana hizmetle süsle. Ve bevatınina bi marifetike, içimizi de senin marifetinle süsle. Evet, her zaman. Onun için her şey Allah'tan biliyoruz ama bazen
bu esasa aykırı hareket ediyoruz. Ah, bu bilince ulaşabilsek, ondan dolayı her şey Allah'tan, bu duyguyu benliğimize sindirebilsek, Yunus Emre gibi yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü deriz. Ama bazen demiyoruz. Allah bizi bu bilince ulaştırsın. Evet. Ve kulubuna bi muhabbetik. Allah'ım bizim zahirimizi senin hizmetinle, içimizi marifetinle, kalplerimizle senin sevginle doldur ya Rab. Ve esrarına bi müşahededik. Sırlarımızı da senin eserini görmekle doldur ya Rab. Evet. Baktın mı yaratığa, yaradanı bulmalısın. Hemen orada aklın ona çalışmalı. Allah Allah deyip aşka gelmelisin. İbret almasın yaratıklardan, Allah'ın varlığını müşahede etmelisin. Öyle yap bizim sırrımızı da. Ve arvahana bi muayenetike, ruhlarımızı da seni göster ya Rabbi. Evet diye dua et diyor. Ayşe radıyallahu anha validemizden. Son hadisi okuyorum. Davetün fissirri, gizli yapılan dua, evet, gizli yapılan zikir, evet, gizli yapılan zikir, ta'dilu seb'ine daveten fil ananiye, açık yapılan duaya 70 duaya bedeldir. Gizli, kimse bilmiyor, görmüyor. Bu dua açık aşikare dua ediliyor. Allah'ım, Allah'ım, Allah, amin, amin. Bu 70 duadan afdaldır. Neden? Evet, burada açıklamış. Çünkü aşikare yaptın mı, biri der ki, helal olsun ya, ne hoca, nasıl dua ediyor? Helal olsun cemaate ya, nasıl katıldılar duaya, dedi birisi. Sen de duydun, hoşuna gitti. Aha, riyanın bir kurbuna girdin diyor. Sen bu maksatla yapmadın bunu ama. Ama o seni öven adamın hoşuna gitti mi? Kaçırdın arkadaş. Bu gizli duada olmaz. Kimse bilmez ki. Gizli duada riyanın, gerçek riya var. Beni bu hoca desinler, evliya desinler diye namazı bir dört dörtlük kılıyorsun. Allah görsen nasıl kılıyorsun böyle? Namazı ölü gibi. Değil mi? Abdesti deli gibi al diyorlar ya Anadolu'da. Öyle bir namaz. Helal olsun ya, hoca dedin böyle olur. Dedirtmek için namaz kılıyorsun. Bu riyanın ta kendisi. Boşuna kürek çekiyorsun. Ama bu gizli yaptığın zaman bunu kimse görmüyoruz ki. Halis, muhlis dua oluyor. Gizli yaptığın dua, zikir, ibadet aşikar olanın 70 tanesinden üstündür. Ona denktir diyor. Evet. Evet. Öyle benim söylediğimi yesurru bi ittilain nasi ala taatihi ve medhihim. Helal olsun ya, işte hoca dedin böyle olur. Derviş dedin böyle olur. Ne namaz kılıyor ya maşallah. Sen de duydun. Ha falan havalandın. Gittin ulan. Yani kastın bu olmasa bile etkilendin ondan ya. Demek ki seninki de tam gerçek değil. Aha, gizli yap. Aşikare geçersiz demiyoruz. Dikkat edersiniz. Aşikarsa geçersiz demiyor. Gizli dua aşikara 70 duadan, ibadetten ona denktir diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi gerçek kamil iman sahibi, ihlaslı, güzel müminlerden insan eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve töbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillah üçer salavat-ı şerife.
Birer elem neşrah leke-i şerif. Me'al besmele-i şerif. Bismillah. On üçer ihlas-ı şerif. Me'al besmele-i şerif. Bismillah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. İhlas okur musunuz? Hatim varmış. Biraz hızlı okuyun. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي namazımızı, dersimizi, okumuş olduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı, okumuş olduğumuz hatmimizi dergah izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat-ı ervaat paklerine, cümlesinin ehli beyt el ashab etbaullar rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervaat kutsiyelerine, bir cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullah aleyhi mecmain ervahine, hasreten
kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız üstadlarımızın ve şeyh efendilerimizin, özellikle Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Hazretlerinin ve kendisinden ders aldığımız diğer hocalarımızın ervahına, burada bulunan bizlerin, geçmişlerimizin ervahına, bu civarlarda methum olunan evliya, ulema, suleha, şühedem, ünvanat ervahına, bu cami-i şerif yaptıranların gelmesinde katkısı bulunan, bugüne gelmesinin katkısı bulunanların, bu aziz vatanı bize hediye için canlarını bezleden, sıkıntıdan, şühedan, kuzatın ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Haramlardan kaçınmayı bize nasip eyle. Helal yiyen, helal konuşan, helale bakan, helalle uğraşan, içi dışına uygun, özü sözüne uygun, güzel, müstakimül hal, dosdoğru yaşayan, salih kullarından olmayı bize yardım eyle, bize nasip eyle. Bunun için bize yardım eyle ya Rab. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.